Sevgili öğrencim, hoş geldin, sefalar getirdin. Anlam bilgisi, yazım kuralları ile karşınızdayım. Hazırsanız hiç vaktinizi almadan hemen başlamak istiyorum. Mıknatıs kelimesiyle başlıyorum. Mıknatıs kelimesinin diğer adının demir kapan olduğunu duymuş muydunuz? Mıknatıs kelimesinin diğer adı demir kapandır. Peki demir kapan şeklinde yazıldığında nasıl yazılacakmış? Bitişik yazılacakmış. Yazım kurallarında şöyle bir kuralımız var. İkinci kelimede, bakın ikinci kelimede. An, en, ar, er, maz, mez, mış, miş eki varsa nasıl yazıyoruz arkadaşlar? Bitişik yazıyoruz. An, er, anar, mazmış diyorum ben. Anar, mazmış. An, en, ar, er, maz, mez, mış, mış. Biz bu ekleri nerede görmüştük? Sıfat fiilde görmüştük, öyle değil mi? İkinci kelimede varsa nasıl yazacaksın? Bitişik yazacaksın. Peki ilk kelime olursa, ilk kelime bunu alırsa o zaman ayrı yazıyorsun. Çalar saat ayrı yazılır mesela. Bakar kör diyoruz, ayrı yazılıyor mesela. Ya da ne diyelim, utanmaz adam dediğinizde ayrı yazıyorsunuz. Şimdi ikinci kelimede varsa bitişik yazacaksınız. Can kurtaran, an en var bak. Dalga kıran, dalga kıran, an en var. Çok bilmiş, çok bilmiş, mışmış var. Sevgili arkadaşlar, çok bilmiş kelimesi her şeye aklı eren anlamında kullanılır. Çok bilmiş, ukala demek değildir. Ukala, bilgiçlik taslayandır. Çok bilmiş ise her şeyi bilen, her şeye aklı eren anlamına gelir. Yani sen çok bilmiş yanında parantez açsa, ukala yazsa, aynı şey mi diye sorsa hayır diyeceksin. Aynı şey değildir. Ukala bilgiçlik taslayandır. Çok bilmiş ise farklıdır. Çok bilmiş birçok şeye aklı eren anlamında kullanılır. Var yemez, var yemez. Karınca incitmez, kadir bilmez kelimeleri vardır. Nasıl yazılıyordu bunlar? Bitişik yazılıyordu. Evet, hem anlam bilgisi hem yazım kurallarıyla alakalı güzel bir bilgiydi arkadaşlar. Sürçülisan ettiysen affola diyoruz. Peki sürçülisan nasıl yazılır ve ne anlama gelir? Sürçü, sürçülisan, sürçülisan, burası ü olacak, dikkat et. Dil sürçmesi anlamına geliyor. Sürçülisan. Bu Arapça tamlamalardaki çizgi olayı yok biliyorsunuz. Hatta benim şehrimde Balıkesir'de bir meydanda işte Kuvayi Milliye Şehri yazmışlar. Ama tabii yazım yanlış yapmışlar. Hatta ben espri yaptım. İnsan bir arar sorar nasıl yazılacak bu Kuvayi Milliye diye. Arkadaşlar Kuvayi Milliye, Kuvayi Milliye bu şekilde yazılıyor. Kuvayi Milliye ya da Misak-ı Milli dediğinizde, Misak-ı Milli dediğinizde bu şekilde yazıyorsunuz. Servet-i Fünun dediğinizde, Servet-i Fünun dediğinizde bu şekilde yazıyorsunuz. Yani tamlamalarda mecaz-ı mürsel, bitişik yazıyorsunuz. Çizgi yok. Çizgi nerede var? Kur'an-ı Kerim yazarsam, bak, Kur'an-ı Kerim. Evet, onu da kullanıyorum. Ya da check-in, check-up diyoruz ya. Mesela oralarda çizgi var ama Arapça tamlamalarda görüyorsunuz çizgi olayı yok. Buna dikkat edin. Sürçülisan ettiysem affola diyor. Affola. Nasıl yazılacak? Affola. Affola. Ünsüz türemesi var aynı zamanda burada. Sürçülisan dil sürçmesi anlamına geliyor. Affola yazarken aklıma ne geldi biliyor musunuz? Affedersin. Affedersin bakar mısın ya da yanlışlık oldu affedersiniz diyoruz ya. Sevgili arkadaşlar affedersin kelimesi nasıl yazılır? Affedersin. Bu şekilde. Ünsüz türemesi vardır dikkat edin. Yani kalbimi mi kırdın affedersin. Hayır ayrı değil affedersin. Pardon anlamında da kullanılır. Kusura bakma affedersin. Nasıl yazacaksınız arkadaşlar? Bitişik yazacaksınız. Ünsüz türemesi vardır. Buna da dikkat edin. Bu da karşıma çıktı çünkü bir soruda. Devam ediyorum. Hocam gerçekten boyunuzda maşallah upuzun, boylu
Boslu. Sevgili arkadaşlar, boy bostur. Boy bostur. Boylu, boslu. 2 sene öncesine kadar bunu gören öğrenciler çok şaşırıyorlardı. Aa hocam, boylu boslu mu o diyorlardı. Artık şaşırmıyorlar, artık çok fazla sordular. Deneme sınavlarında da çok sık karşımıza çıktı. Boylu, boslu arkadaşlar. Boy, bostur. Dikkat edin, tamam mı? Bu da yine sorulan kelimelerden bir tanesi. Müzmin, müzmin. Bazı sanatçılar için mesela Beyazıt Öztürk için kullanıyoruz. Ne diyoruz onun için? Müzmin bekar diyoruz değil mi? Hiç evlenmemiş. Hep onu bekar tanıdık. Böyle devam ediyor. Müzmin. Ya da müzmin bir hastalık diyoruz arkadaşlar. Müzmin ne demektir? Süreyen. Devam eden. Müzmin kelimesi süreyen. Devam eden anlamında, sürüp giden anlamında kullanılan bir kelimedir. Mesela şey var. İlelebet. İlelebet. İlelebet kelimesinin peki eş anlamının sürgit olduğunu biliyor musunuz? İlelebet kelimesi de sürgit. Sürekli gidiyor. Sonsuza kadar. İlelebet. İlelebet de yine önemli bir kelimedir. Beyhude geçti yıllar, silindi hatıralar. Beyhude. Beyhude kelimesi de çok soruluyor. Beyhude. Beyhude ne demektir? Beyhude boşuna, boşu boşuna böyle, boşu boşuna geçti yıllar. Beyhude geçti yıllar. Beyhude kelimesi de yine sorulan bir kelimedir. Meşakkatli bir yolculuk, meşakkatli. Hemen yazalım, meşakkatli. Meşakkat, meşakkatli. Ne demektir meşakkatli? Zorlu anlamına gelir, meşakkatli. Hocam bir müsvet de alabilir miyim? Karalama kağıdı, müsvedde. Nasıl yazılır müsvedde? Onu da şuraya yazalım. Müsvedde. Müsvedde. Karalama kağıdı müsvedde. Silah, 3 silah şör değil. Arkadaşlar silah şordur. Hemen onu da şurayı silelim. Silah şör değildir. Nedir? Silah şordur. Silah şor. Silah şor. Son hecesi kalın olduğu için buna getireceğiniz ekin de kalın olması gerekiyor. Silah şorlar demeniz gerekiyor. Ben bu olayı size Ziya Gökalt'ta da söylemiştim. Bakın. Size Ziya Gökalt, Alp değil, Alp. Kalın. Ziya Gökalp'tan, Ziya Gökalp'ten yazarsam yazım yanlışı. Tamam mı? Ziya Gökalp'tan diyeceksin. Ya da Ziya Gökalp'lar. Bu akşam Alplara gideceğiz. Alp ve ailesi, hani Nazlılara gibi. Lar eki, çoğul eki, çekim ekidir. Kesme işaretiyle ayrılmayan, özel isme geldiğinde kesme işaretiyle ayrılmayan tek çekim ekidir arkadaşlar. Dolayısıyla nasıl yazacağız? Kesmeyle ayırmadan bitişik yazacağız. Alp kalındır ve ne yapacağız? Ler eki değil, lar eki getireceğiz. Alplara diyeceğiz. Tamam mı? Bu da yine önemlidir. Kalemşor var. Onu duydunuz mu? Kalemşor da kalemşor eleştirmen, kalem savaşçısı anlamına gelir. Kaleminden kan damlıyor derler. Duydunuz mu? Kaleminden kan damlamak. Çok acıklı, çok dokunaklı yazmaktır. Yüzünden kan damlamak da o da çok sağlıklı olmaktır. Bu da yine önemlidir. Başka anekdot. Çok soruluyor yazılışı. Dikkat edin. Anekdot. Anekdot. Kısa hikayelere, hatta böyle güldürücü, içinde ince anlamlar barındıran kısa hikayelere biz ne adını veriyoruz? Anekdot adını veriyoruz.
Yazılışına lütfen dikkat edin. Bu da çok kişi tarafından yanlış yazılıyor. Anekdot'dur. Yek. Soruldu. Yeknesak soruldu. Öyle değil mi? Yeknesak. Yeknesak. Yek. Farsça tek anlamına geliyor. Yeknesak da neydi? Tek düze. Monoton. Sıradan, tek düze, monoton, yeknesak. Bir de yekpare var. Yek. Pare parça demektir. Yekpare de tek parça. Hani üzerinde yekpare bir elbise var dediğinde tek parça anlamına gelir. Yekpare kelimesi. Yekpare. Lazım. Bu kitaplar bana lazım. Yani gerekli. Sevgili arkadaşlar, lazım kelimesinde A'nın üzerinde düzeltme işareti yok. Nereden aklınıza gelsin biliyor musunuz? Çok affedersiniz. Lazımlık kelimesinin aklınıza gelsin. Şu bebeklerin kullandığı hani lazımlık var ya. Ya ne işlevde kullanıldığını biliyorsunuz şimdi lazımlığın. O işlevde olan bir kelimenin yani öyle bir aletin üzerinde hani bu kadar edebi bir işaret, böyle bir düzeltme işareti falan olur mu? Olmaz, yakışmaz yani. Sen sonuçta bir lazımlıksın. Ha, lazımlıktan anımsa. Nasıl ki lazımlık yazarken A'nın üzerine düzeltme işareti getirmiyorsun. O zaman lazım kelimesini de getirmeyeceksiniz, tamam mı? Bu kitaplar bana lazım dediğinde A'nın üzerinde düzeltme işareti yoktur. Tamam mı? A'nın üzerinde düzeltme işareti yok lazım kelimesinde. Çal çene. Çal çene. Hemen bununla alakalı bir kural hatırlatayım size. Sevgili arkadaşlar, kelimenin içinde en az bir tane emir varsa bitişik yazacaksınız. Bak, çal. Emir mi? Evet. Nasıl yazacağız? Bitişik. Ver yansın. Bak. Ver yansın. Şikayette bulunuyor. Ver yansın. Ver. Emir mi? Evet. Mesela al beni. İçinde al, emir mi? Evet. Sevgili arkadaşlar, içinde en az bir tane emir o varsa bitişik yazacaksınız. Tamam mı? Unutmayın sakın. Çal çene, çal çene kim için kullanılır? Çok geveze insanlar için kullanılır. Çenesi düşük de diyebilirsiniz. Çal çene de diyebilirsiniz. Eğreti. Eğreti. Yerine tam olarak uyum göstermemiş, oturmamış anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Yani yerini bulmamış, uyumsuz. Tamam mı? O üzerinde çok eğreti duruyor diyor. Yani çok olmamış, yerini bulmamış, uyumsuz anlamına geliyor. Suspus. Çok soruluyor. Suspus. Birkaç gün önce kısa videoda paylaşmıştım. Suspus'u paylaşmıştım. Sessiz, sakin anlamında. Hırgür'ü paylaştım. Hırgür. O da kavga. Hırgür çıkarmak vardır. Suspus oturmak vardır. Oldu bittiye getirmek. Bakın çok sorulur. Oldu bitti. Oldu bitti. Bu işi oldu bittiye getiriyor dediğinizde. Nasıl yazacaksınız? Bitişik yazacaksınız. Bu da yine çok soruluyor. Boğa yılanı. Boğa değil arkadaşlar. Boğa. Boğa yılanı. Boğa yılanı önemlidir. Boylu bosluyu söyledik. Bu konuda hem fikir miyiz? Yani aynı düşüncede miyiz? Nasıl yazılacak hem fikir? Hem fikir bitişik yazılıyor. Hem fikir, aynı düşüncede olmak, sen benim hem cinsimsin diyor, aynı cinste olmak, bir de hemşehri. Bakın, hemşehri, yazılışına dikkat edin. Hemşehri, aynı şehirden olan, hemşehri diyoruz söylerken ama dikkat et, hemşehri, o benim hemşehrim, aynı şehirdeniz anlamına gelen kelimedir. Nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Mümtaz kelimesi. Mümtaz bir is, mümtaz bir kişilik diyor. Arkadaşlar, mümtaz kelimesi deneme sınavında sözcük türü sorusunda karşıma çıktı. Daha önceden de mümtaz kelimesi anlam bilgisinde karşımıza çıkmıştı. Mümtaz ne demektir? Mümtaz biri demek seçkindir. Mümtaz. Seçkin. Peki seçkin kelimesinde hangi ses olayı var? Benzeşme, sertleşme var. Seçmekten seçkin. Tamam mı? Mümtaz.
Mümtaz biri dediğimizde, bakın. Mümtaz biri, seçkin biri. Bu bir sıfat tamlamasıdır. Bu sıfat tamlamasında şu kelime, biri kelimesi aynı zamanda unutmayın, belgisiz zamirdir. Mümtaz biri, seçkin biri dediğinizde biri belgisiz zamirdir. Çok soruluyor. Çok soruluyor, dikkat et. Mümtazın altını çizseydi niteleme sıfatı derdim. Birinin altını çizseydi belgisiz zamir derdim. Buna aynı zamanda tamlananı zamir olan bir sıfat tamlaması da derdim. Ya da bir zamir sıfatla nitelenmiş bir zamir niteleme sıfatı almış, nitelenmiş derdim. Tamam mı? Bu da yine önemli. Peki, bütün örnekleri size yazdım. Yani bilumum. Yazılışına dikkat et. Bilumum. Bilumum örnek. Bütün örnek bilumum. Bak, hepsi bütün bilumum. Kamu. Bilumum yazılışı önemlidir. Hırgürü söyledim. Son. Şimdi sevgili arkadaşlar, şunu da silelim. Bak, çok önemli yine bir bilgi vereceğim size. Çok kullanılan bir şey ama sorulur mu? Emin değilim. Sorulursa çok zor olur. Birçok kişi yanlış yapar. Göreceğiz. Ama siz bilin, tamam mı? Bak kuzucuğum, iyi dinle. Atatürk'ün resmi dersen belirtili isim tamlamasıdır bu. Atatürk'ün resmi. Buradaki iyilik ekidir. Ad tamlamalarındaki tamlanan eki iyilik ekidir. Ve buradaki resmi derken iyinin üzerinde düzeltme işareti falan gelmez. Çünkü o iyilik ekidir. Ama resmi nikah yazarsan ya da resmi makam yazarsan iş değişir. Bunlar sıfat durumuna geçer ve biz buradaki i'lere ne deriz? Nispet i'si deriz. Tamam mı? Bunun işte ilimle alakalı olanı vardır. Fizik ilmi derseniz ilmi kelimesinde düzeltme işareti yoktur ama ilmi sohbet derseniz vardır. Türk tarihi dediğinizde tarihi kelimesinde şapka yoktur. Çünkü o iyilik ekidir. Tarihi meseleler dediğinizde iyinin üzerine ne vardır? Düzeltme işareti vardır. Biz ona nispet iyisi diyoruz. Şimdi resmi, resmi kelimesini görünce bir de resmi gazeteyi de hatırlatayım size. Resmi gazete nasıl yazılır? Hatta bir diğer adı da milli gazetedir. Gazete ve dergilerde gazetenin derginin adını büyük, G'leri D'leri küçük yazarsınız ama bu bir istisnadır. Resmi gazete, milli gazete dediğinizde bunları ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Büyük yazıyorsunuz. Bu çok önemlidir. Şimdi ben bununla alakalı işte sorulmaz dediğim şey ne biliyor musun? Resmi geçit. Resmi geçit nasıl yazılıyor biliyor musunuz? Bir de sınıfta bir sinek var. Yani beni deli etti şu an. Resmi geçit. Resmi geçit bitişik yazılıyor ve i'nin üzerinde düzeltme işareti bulunmuyor. Uflama. Sorulacağını zannetmiyorum. Bazen böyle çok ince bilgiler verdiğimde öğrencilerimin motivasyonu düşebiliyor. Uf hocam ya falan oluyorlar. Olma. Çıkarsa yaparsın zaten bu videodan sonra. Yapacağına inanıyorum ben senin. Resmi geçit bu şekilde yazılıyor. Sorulacağını ben çok fazla düşünmüyorum. Güzeldi. Bir sonrakinde anlam bilgisinden devam edelim diyorsan yorumlar kısmına yaz. Dikkate alıyorum ben. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz.